günün doğal ortamında çektiğim adımlayıcı yarım kanatlılar veya halk arasında suikast böceği olarak bilinen böcek bu. Saldırgan bir böcek, avcı bir böcek. Bunu bir de makrodan çekmek istedim. Bakın, kafasının alt kısmına doğru uzanan hortum gibi olan hançeri. İşte bu hançeriyle diğer böceklere saldırıyor ve öldürüyor. Yakaladığım yerde de resmen bağırsakları dışarı çıkmış çekirgeler gördüm. İşte bu hançerini görmek açısından daha önce adımlayıcı yarım kanatlılar diye bir video çekmiştim. İşte orijinal gerçek katil bu. Bakın. Süper bir şey. Kokar böcekle karışması olası fakat biraz dikkatli bakıldığında hiç alakası olmadığı anlaşılır. Ben bunu bayağı bir gözlemledim akşam. Şu anda dingin, saldırgan değil. Şöyle makrodan bütün detaylarını alacağım ve salacağım. Çok güzel bir tür. Bakın benim değişik canlıları elime aldığımı gören genç izleyiciler, sakın ola siz böyle her önünüze geldiğini elinize almayın. Ben almadan önce uzun süre inceliyorum, araştırıyorum, gözlemliyorum, minim minim yaklaşıyorum, bazı riskleri göze alıyorum ve o şekilde elime alıyorum. Siz sakın denemeyin derim. Evet. Bakın geçenlerde suda yüzen bir böcek, yani ısıracığı veya sokacığı hiç aklımın köşesine gelmezdi. Elime aldım ve parmağımı soktu. Şu anda soktuğu yerde küçük bir delik var. Yani o nedenle hiç ummadığınız anda sokulabilirsiniz. Ve neticesi ne olur bilmiyoruz. Bu yüzden ele alınmaması tavsiye edilir. Üzücü sonuçlarla karşılaşmamak için. Hiç korkutmamaya gayret ediyorum ama her an risk altındayım. Çünkü bakın, hançerini görebiliyoruz. İşte bununla diğer böceklerin bağırsaklarını çıkarıyor, parçalıyor ve korkulan arıları dahi öldürüyor arkadaşlar bu böcek. Suikastçı böcek diye geçiyor. Meksika'da ve Uzak Asya'da bunun bazı türleri hastalık yaydığına dair, ölümcül hastalıklar yaydığına dair bilgi almıştık. Hatta evinizde karşılaşınca evi terk edin denilen böcek. Bakın, resmen hançeri var. Bu hançeri saplıyor ve avını öldürüyor.
Bizimkisinin karnı tok herhalde. Ya da bizi tehdit algılamadı. Şu ana kadar ısırılmadım, sokulmadım. Şu anda zaten bir saat içerisinde veya şu anda yüklenmiş bile olabilir. Doğal ortamında çektiğim görüntüler mevcut. Ama internet Çanakkale'deyim şu anda. Çanakkale'de internet çok yavaş yükleme özellikle. Dün gece saat işte kaçtan 22'den beri yükleniyor, hala yüklenecek. Bir diş çekiyor internet, öyle berbat bir internetimiz var. İyi oluyor. Makro'dan bu canlıyı tanıma imkanımız oluyor. Daha önce İzmir'de gördüğüm ve çekimini yaptıklarımdan çok çok büyük bu. Çok çok büyük. Evet, bu gerçekten bir arıla savaşabilir. Diğeri de aynı türden fakat hareketler yavaş. Uysal. Bunu ben doğal ortamında gözlemledim. Akşam evimde gözlemledim. Şimdi de salacağım. Hatta bazı türleri araştırmalarında yarasaları, yarasalarıyla ısırdığı, ondan kan emdiği görüntülenmiş belgeselciler tarafından. Evet, bizim katilimiz bu ama bizim katilimiz çok çok uysal çıktı. Yine söylüyorum, Çanakkale biraz serindir. Belki buradaki türü uysal olabilir. Sakın ola elinize almayın, tavsiye etmiyorum. Sorumluluk da kabul etmiyorum bu arada. Sakın ola elimize almayalım bu tip tehlikeli canlıları. Bakın tipik hareketleri, hançere bak ya, hançere bak. İşte bu hançer arı iğnesinden daha tehlikeli. Resmen hançer. Makrodan görmek istiyorum özellikle. Buradan kalp atışlarım titreme olarak geliyor. Evet. Çok fazla tırstığım söylenemez çünkü uysal bir canlı olduğunu gördüm. Bu titremeyi sakın tırsmadan kaynaklanıyor gibi düşünmeyin. Makro çekimlerde kalp atışlarınız dahi titreme olarak çıkar. Çünkü full zoom'la çekiyoruz şu anda. Ama tetikteyim. Her an ısırılabilirim. Hançeri iki parçadan oluşuyor gördüğüm kadarıyla. Tabii büyük ekranda bunu daha iyi inceleriz. Bir de sırtındaki bu şey zırhı değişik geldi bana. Dün akşam yanımda bir kadife karınca, bir tane de başka bir böcek vardı. Herhangi bir şey yapmadı. Biraz da buna güveniyorum. Böceğe saldırmak varken kalkıp bana saldırması hiç mantıklı değil. Ama yine de çok fazla sıkıştırmamaya gayret ediyorum. Korku ve tehdit algılayıp her an şu öndeki
hançerini parmağıma geçirebilir. Hadi bakayım benim güzelim. Aferin. Ama bu arada çok güzel bir böcek olduğunu da söyleyebilirim. Harika. Tamam, hadi bakalım. Yeterli.